İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Blender Game Engine serisinin bu ikinci dersinde, ilk derste yapmış olduğumuz denemenin Python script'le nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. Önce çok hızlı bir şekilde ilk dersteki yaptığımız işlemi bir tekrarlayalım. Önce bir tane plane ekledim, plane'i büyüttüm. Bu arada yukarıdan Blender Game'e geçmeyi unutmuyoruz. Küpü bir birim yukarı aldım. Ve aşağıdaki zaman çizelgesi şimdilik lazım değil. Logic Editor penceresini ekrana getirdim. Burada ne yapıyorduk? Sol taraftan bir sensör yani bir keyboard seçeneği aldıktan sonra key kutusunun içerisine sağ ok butonunu bastıktan sonra controller için sadece end fonksiyonunu koyup bağlantıyı kuruyorduk ve sağ taraftan da bir motion Action seçip orada da mesela X yönünde her seferinde yani her sağ oka bastığımızda nokta bir birim hareket yapması için ayarımızı yaptıktan sonra bağlantıyı kurduk ve P'ye basıp Blender Game Engine'i çalıştırdıktan sonra klavyeden sağ oka bastığım zaman yapmış olduğumuz ayar sayesinde sağ oka bastıkça artı X yönünde her seferinde 0,1 birim hareket eden bir deneme yapmıştık. Şimdi bu aynı işlemi Python script kullanarak nasıl yapıyoruz onu inceleyeceğiz. Sol taraftaki sensör kısmından keyboard'u kaldırdım. Kontrolden Enter'i de kaldırdım. Sadece bu motion actuator kalsın. Fakat onda da bütün değerler 0 olsun. Çünkü yani bu ayarlamayı script dosyasının içinden yapacağız. Python script ile çalışacağımıza göre bize controller olarak en alttaki Python seçeneğini tıkladığımız zaman bize Blender Python için bir menü açtı. Burada boş kutunun içerisinde text editörde yazdığımız Python dosyasının ismini girmemiz lazım. Fakat henüz bir işlem yapmadığımız için yani henüz bir script oluşturmadığımız için bu kutu boş. Şimdilik dursun o. Sol taraftan da sensör olarak Always seçeneğini tıklıyoruz. Ve orada da şu iki tane butondan soldaki sürekli bir tetikleme yani sağ taraftaki Python dosyasının sürekli çalıştırılması anlamına geliyor. Bunu her zaman bu şekilde yapıyoruz. Şimdi geriye bir tek Python dosyasını oluşturmak kaldı. Onu da yapmak için yukarıdaki ekranı ikiye böldüm. Sol taraftaki pencereyi text editor haline dönüştürdüm. Şu anda açılmış bir dosya yok. New butonuna bastım ve bize Blender boş bir dosya açtı. Burada ismini deneme.py olarak veriyoruz. Bu noktadan sonra son soyadı kısmını py olarak veriyoruz Python dosyası olduğu için. Ben burada bu ismi verdiğim için artık şu aşağıda biraz önce boş olan kutunun içerisinde oluşturmuş olduğumuz dosyayı seçebilmemiz için Blender onu listenin içine dahil etti. Bize de bunu seçmek kalıyor bir tek. Seçtim. O da oraya yerleşti. Ve artık Python script dosyasını yazmaya başlayabiliriz. İlk yapacağımız iş import BGE yani Blender Game Engine dosyasını burada dahil ediyoruz. Dosyasını değil, library'i yani Blender Game Engine ile ilgili library'i en başta dahil ediyoruz. Bu ilk yaptığımız işlem. Python dosyasının içerisinden bu aşağıdaki controller ve actuator kısımlarına erişebilmemiz için bunları birer obje olarak elde etmemiz lazım. Önce controller objesini elde etmek için biz bir kendimiz isim veriyoruz önce. Ben buna cont ismini veriyorum. Eşittir dedim. Blender Game Engine.logic nokta get current controller diyoruz. Bunu dediğimiz zaman controller dedim. Aşağıdaki controller objesine erişim sağlamış olduk. Hemen bir alttaki satırda da bu sefer de actuator'a bir ulaşım sağlamak için yine kendim bir isim veriyorum. Log x diyorum.
İsmini de buradan da Blender kendisi şimdi gösterdiğim yerde default olarak Motion değerini vermiş. Ben oraya da anlaşılabilir bir isim olması için buraya da LogX ismini verdim. Erişim sağlarken referans olarak bu ismi kullanacağım. Evet, devam ediyorum yazmaya. Eşittir dedim. Bir üst satırda controller objesini elde etmiştim. Adını cont koymuştum. Onu yazıyorum. Nokta actuators diyorum. Ve köşeli parantez içerisinde ve çift tırnak içerisinde biraz önce o aşağıda değiştirmiştim ismi. LogX yapmıştım. Onu yazdığım zaman bu iki satırla aşağıdaki ortadaki controller'ı ve sağdaki actuator'ı elde etmiş olduk obje olarak Python dosyasının içerisinde. İlk yapacağımız iş actuator'ı elde ettikten sonra onu aktive etmek. Bunu yapmazsak o motion actuator'ı çalışmaz. Onu aktive etmek için de yine controller.activate diyoruz. Activate dedikten sonra parantez içerisinde neyi activate etmek istiyorsak bir satırdaki elde etmiş olduğumuz actuator'ın ismi ACT alt çizgi LogX, onu da yazdım. Bir de bize keyboard lazım olacak. Onu da yine kendim bir isim veriyorum. Keyboard ismini verdim. Eşittir. Yine Blender Game Engine Logic nokta keyboard diyorum. Keyboard'u da elde etmiş olduk. Şimdi artık keyboard'dan basılan tuşları denetleyip actuator'a gerekli değerleri verdiğimiz son kısma geldi. Basit bir script dosyası bu. If diyoruz. Klavyemde bir sorun var. If diyoruz. Blender Game Engine nokta logic dedim. Sonra bir sabit yazdığımız bir ifade var. Kx alt çizgi input alt çizgi aktif. Bu tuşa basılmış olduğu durum manasına geliyor. Sabit bir değer bu. Bu şekilde yazıyoruz her zaman. Fakat sağ tarafta da biraz önce keyboard'u elde etmiştik. Onu yazıyoruz. Keyboard nokta. Şu aşağıdan şu 3 tane Python var. Bunların üçüne de basıyorum. İlk bastığım Python script'in sol tarafındaki satır sayılarını gösteriyor. Ortadaki eğer yazıyı şu son kısma kadar uzatır, devam ettirirsem göremeyeceğim kısımlarını aşağıya almak için. Üçüncüsü de syntax düzeltmesi, yani hata düzeltmesi için olması lazım. Onu da seçtim. Şimdi yazmaya devam ediyorum. Keyboard.events dedim. Hangi event gerçekleşecek? Blender Game Engine.events nokta. Mesela sağ ok butonuna bastığımızı ifade etmek için right arrow key dedim. Ve köşeli parantezi kapattım. Ve üst üste iki noktayı koymayı unutmuyoruz. If dedikten sonra. Daha iyi görmeniz için şu script penceresini açıyorum. İyice birazdan kapatırız yine. Normalde if satırı bu şekilde. En son üst üste iki noktayı koydum. Enter'a bastığım zaman bir içeriden başlayacak yazmaya. Çünkü Python'da parantez açıp kapayarak yapmıyor işlemleri. Eğer bir if satırı yaptıysak sonuna üst üste iki nokta koyduktan sonra bir alt satırda tab tuşuyla bir bölüm içeri giriyoruz. Evet, bunu yaptıktan sonra artık önemli noktaya geldik. Actuator'da dikkat edersek aşağıda 0 yapmıştım hepsine. Fakat hareketi sağlayabilmemiz için muhakkak mesela bu X kutusunda 0.1 değerinin Python script tarafından yazılması lazım. İşte onu bu satırda yapıyoruz. Nokta dlog diyoruz. İşte bu dlog yazısı bu aşağıdaki ilk satırı ifade ediyor. Eşittir dedikten sonra köşeli parantez ilk sayı 0.1 virgül ikinci sayı 0 ve üçüncü sayı 0. Aynı aşağıdaki kutunun içerisine yazar gibi yaptım. Eğer değilse yani bunun haricindeki durumlar için yine üst üste iki noktayı koydum ve bu sefer bu üstteki satırın aynısı kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Sadece sayının 3 tanesi de 0 olacak.
şu son yazdığım 4 satır yorumlarsak, klavyeden sağ ok butonuna basıldıysa, actuator'da, motion actuator'ında X yönünde 0.1 birimlik bir hareket sağlansın. Değilse, yani herhangi bir tuşa basılmadıysa, daha doğrusu basılmış olan bir tuştan da elimizi çektiysek manasında, her 3 sayıda 0 olacağı için hareket tekrar durmuş olacak. Şimdi eğer bir hatamız yoksa, sağ tarafta P'ye bastım ve sağ oka bastım. Fakat işlem gerçekleşmedi. Hemen onu durduralım. Gerçekleşmemesinin sebebi şu. Aşağıdaki şu bağlantıyı yapmayı unutmuşum. O bağlantıyı tekrar kuruyorum. Ve yeniden P'ye bastım. Şimdi sağ oka ben bastıkça aynı birinci dersteki durum gibi küp X yönünde her seferinde 0.1 birim hareket ediyor. Yine geçen derste ters istikamette hareket etmesi için aşağıda birer tane daha menü açmıştık. Biraz daha böyle burası karışmıştı, biraz daha uzun bir işlem. Halbuki Python'da çok kolay. Hemen sadece bir satır ekleyeceğiz. Yine açayım ben bunu biraz şöyle. İlk if satırından sonra el if diyorum. Fakat şunu kopyalayarak yapayım onu, tekrar yazmamak için. İlk if satırını kopyalıyoruz. Yalnız else if diyoruz. Yani else manasında. Else if manasında başka dillerdeki. Burada tek yapacağımız şu right arrow key yerine left arrow key yazıyoruz. Ve yine onun altındaki şart ifadesine, sonuç ifadesini pardon. Yine buraya kopyalıyoruz. Aynı hizada olmak kaydıyla bu şekilde. Sadece şu 0.1 sayısının başına bir eksi koyarak ters istikamete gitmesini sağlıyoruz. Ve yeniden pencereyi büyüttüm. P'ye bastım. Şimdi sağ oka basıyorum. X yönünde. Sol oka basıyorum. Eksi X yönünde. Bunu diğer Y istikametinde ve eksi Y istikametinde yapmak için yine bu sefer şu iki satırı birden kopyalayalım. Copy dedim. Ve önce onu iki defa yapıştırıyorum. Sadece birkaç değişiklik yapacağız. Mesela up arrow key yerine, left arrow key yerine up yazacağız. Yani yukarı ok tuşu. Onda da x 0 olarak kalacak. Fakat y yönünde .1 değeri konulacak. Sonuncu olarak da down arrow key yazdıktan sonra onda da yine kopyalama yaptığımız için x değerini tekrar sıfıra getiriyoruz. Y'yi de eksi .1 yapıyorum. 0.1 yapıyorum. Ve eğer bir yanlışlık gene yoksa tekrar çalıştırıyoruz. Sağ ok, sol ok, Y yönünde yukarı ok ve aşağı ok hareketleri gerçekleşiyor. Geçen bölümde bir takım başka işlemler yapmıştık. Mesela aşağıdan texture'ü seçmiştik. Sağ tarafta render kısmında ben yine bunu yukarıdan default'a geçtim. Bu pencereleri kapayabiliriz. Aşağıdaki de yine zaman çizelgesi olsun. Şimdilik Python'la işimiz bitmişti. Bu şekilde. Evet, bu aşağıdaki küp seçiliyken veya plane de olabilir. Sağ taraftaki shading kısmından CLSL'e geçtim. Buradaki viewport shading de texture'de. Alttaki plane'e bir materyal tanımlayalım. Rengini yine yeşil gibi bir renk verelim. Küpe de yine değişik bir renk verdik. Küpü yukarı doğru çıkardım. Biraz döndürdüm. RR'ye bastım. Ayrıca Blender Game'deyiz. Sağ taraftaki Physics kısmından bu küpe Rigid Body özelliğini verdim. Aşağıdan da Collision Bounce'u aktif hale getirdim. Ve P'ye bastığımda düştü. Normal bir fiziksel düşme hareketini yaptı. Ve burada işte bir ilginç nokta var. Biraz önce sağ ok ve sol ok bu küpün kendi X ve Y eksenlerindeki hareketleri sağlıyordu. Küpün
düşme esnasında yönü değiştiği için ben onu tekrar eski haline şöyle çevirdim. Alt R'ye bastım. Ve bu küpün Blender Render'a dönüp aksis sistemini açarsak ve yakından bakarsak şu sarı renkli olanlar küp objesinin lokal eksenleri. Şu yeşil, kırmızı ve mavi de global eksen sisteminin eksenleri. Biliyorsunuz iki tane sistemimiz var. Bir lokal, yani küpün kendi lokal sistemindeki eksen. Burada şu anda onlar çakışıyorlar. Yani X'ler, Y'ler ve Z'ler aynı yönde. Fakat mesela bunu düşürecek olursak veya ben bunu burada döndürecek olursam şu şekilde döndürdüm. Bakın şu yakından bakalım. X, S ve gözükmüyor ama şuradaki Y var. Bunlar ben eğer küpü döndürürsem küpün kendi lokal eksenleri olduğu için global eksenden farklı bir açıya geliyorlar. Bizim Python script'teki hareketlerimiz de küpün kendi lokal ekseninde olduğu için eğer mesela X aşağıya doğru bakacak şekilde düşerse küp aşağıya düştüğünde tekrar Blender game'e geri döndüm ve P'ye bastım. Texture'e geçmemiz lazım aşağıdan. P'ye bastım. Küp aşağıya düştü. Yönlerde herhangi bir bozulma olmadığı için şimdi düzgün çalışacak. X yönünde, yani küpün kendi X yönünde, eksi X yönünde ve Y istikametinde bu şekilde düzgün gidip geliyor. Ama biraz önce yaptığım gibi eğer ben bunu farklı bir açıya getirir de o şekilde düşmesini sağlarsam şu anda küpün kendi X, Y ve Z eksenleri farklı hale geldiği için mesela sağ oka basıyorum. Yukarı doğru gitmeye çalışıyor. Çünkü küpün kendi lokal ekseni şu anda yukarı doğru. Eksi X de aşağıya doğru. Yukarı oka bastığım zaman şu gördüğümüz harekette küpün kendi lokal Y eksenindeki hareketleri. Burada Python script'te yazmış olduğumuz ifadelerin kendi lokal ekseninde olduğunu bize göstermiş oldu. Şurada gördüğümüz zaten isminde de lokal ifadesi geçiyor. Lokal x nokta d lokal şeklinde. Böylelikle birinci derste sadece logic editör kısmında, şu aşağıdaki logic editör kısmında ki hazır menüleri kullanarak yaptığımız işlemi bu sefer Python script kullanarak gerçekleştirdik. Ama bunun için de muhakkak yine bu logic editörü bir kere olsun kullanıyoruz. Yani bir tane always koyuyoruz sol tarafa. Ortada bir tane hangi Python script'i kullanıyorsak onun ismini yazabilmemiz için bir Python kontrolörü koyuyoruz. Sağ tarafa da tabii ki eğer bir motion hareketi yapacaksak onun menüsünü ekrana getiriyoruz ama ilk derste yaptığımız gibi bu kutunun içerisindeki sayıları burada değiştirmiyoruz. Çünkü zaten o kontrolü script dosyasının içerisinde yapıyoruz. Böylelikle basit bir şekilde aynı işlemi Python script'te yapmış olduk. Ve bundan sonraki derslerimizde artık sürekli Python script kullanarak Blender Game Engine'de bir takım yeni işlemler yapmayı öğreneceğiz. Bu dersimiz de burada bitti. Hepinize iyi günler.